vaxtınız xeyli olsun sayın seyircilerimiz. Türkmenliyada kanalına hər kisə xeyli vaxtla gəlirik. Kərçük saati ilə programına xoş gəldiniz. Sayın seyircilerimiz, bugünkü programda ilk öncə Irak'da və Bağdat'da olan zirvəni alacağıq. Qimmət Bağdat'da ələ alacağıq. Onun yanında seçimlər alacağıq. Sayın seyircilerimiz, bugünkü Bağdat'da olan toplantının alağın və nə qədər bu toplantının önəmi var ülkəmiz için, Irak için. Bunları ələ almaq için bugünkü misafirimiz Türkmenlik Partisinin başkanı Ustad Riyaz Sarıkaya Beyler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ustadım, ilk öncə başlayın. Bağdat'da olan bu zirveyden başlayın. Konuşu ülkeler, bir de onun yanında Fransa Cumhurbaşkanı katlı bizim toplantıya. Evet. Bu qımmənin ne kadar əhəmiyyəti vardı ülkemiz için? Tabii zirve konusuna girmeden milletimizin başı sağ olsun. Bugün çox sənayət yıldızımızı, ünlü sənayətçimizi, Türkmen davasına büyük xidməti geçirdi və benim kuşaqlarımdan olan Fətullah Tunçəsi kaybettik. Allah rahmet eylesin, məkanı cennet olsun. Amin. Milletimizin başı sağ olsun. Tabii ki biz millet bir değerli bir insanı kaybettikten de sonra daha fazla xatırlamağa çalışır. Esas bu insanı hayattayken buradan istifade etmek gerekirdi. Rahmet Fethullah baş başına bir mektebi, sanat mektebiydi. Büyük emeği geçti. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. İnşallah milletimiz daha fazla duyarlı olur. İnsanlar hayattayken onlarla daha istifade etmek, onları güzel işlerde değerlendirmek daha doğrusu olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bəli, Bağdat olan bu zirve üzerine ne kadar əhəmiyyət var ülkemizin? Zirve tabii ki yıllardan beri Irak'ta bir güvenlik zirvesi bu çapta olmayıbdır. İkili görüşmelerde konular ele alınıbdı. Bilirsiniz Irak uzun süreden beri terör örgütlerinin, özellikle komşu ülkeleri rahatsız eden terör örgütlerinin de bir mercai sığınağı olmuştu. Bugün işte DAEŞ olsun. Bəli. Bugün işte ister PKK olsun. Daha önce İran'ın muhalifleri güçleri de Irak içerisinde vardı. Ayrıca Irak özünde rahatsız eden yine DAEŞ gibi başka terör, Kaide gibi terör örgütleri de Irak'ta maalesef zemin vurmuşlardı. Tabii ki Irak'ı bu işten kurtarmak sadece Irak'ın görevi değil. Komşu ülkelerin de görevidir. Bu da işbirliğiyle olur. Tek başına istihbari işbirliğiyle. Operasyonlar bu işler halledilebilir. Tabii ki daha önce ilişkiler çok iyi olmadığı için bu konuları ele almadılar. Bu çapta ele almadılar. Bugün bu konunun Irak'ta görüşülmesi, Irak için de büyük başarıdı. İnşallah gerçek anlamda bir hizmeti olur. Çıkacak kararlara önemli olan bağlı kalınması ve onların hayata geçirilmesi gerekir. Biz istedik bölgemizde bizim anayasamızda 7-8. Maddeye göre terör örgütlerine müsaade etmir. Bizim Irak anayasa 7-8 maddelere müsaade etmir. Birleşmiş Milletler'in terör saydığı örgütler var. Bəli. Onlar da maalesef bölgemize cirit atırlar. Bir gün Sincar bölgesinde olsun. DAEŞ batı bölgelerinde çok etkili de hala. Hala da İran hüdününde belli terör örgütler var. İran'a yönelik. Bazı örgütler Irak'a da yönelikti. Bunları uluslararası bir işbirliğiyle bertaraf etmek zamanı geldi. O kanaatteyim ben. Çünkü bu örgüte devam ettiği sürece ilişkiler de gelişmir. Irak'ta normal hayat da olmuyor. O bölgeler boşalır, operasyonlar olur. Normal hayatı Irak'ta istesek, Zahva'dan falan kadar mutlaka Irak'ı temizlememiz gerekir terör örgütlerine. Peki Irak iklimi doğrunu alabilir bu toplantıdan sonra, bu kımmeden sonra ki bazı bizim komşu ülkeler arasında ihtilaflar var. O da Irak'ı da etkiler. Tabii. Yani bu doğrudur. Biz temenni ederek şimdi gelecekte ne olacağını tam bilmiyoruz. Ama Irak'ı önce için temin etmek lazım. Irak bir adama benzerse 40 hastalık var. Ekonomik var, yolsuzluk var. Farklı demokrasisinde hastalık da var. Irak'ın demokrasisinde de hastalık var. Hele tam muvatana bir devlet de olmuyordu. Muvatana devlet ne? Kefaate göre insanlar görev alı. Bəli. Bizim devlette böyle değil. Hizbiyete göre, mensubiyete göre bu benim akrabamdır, bu benim mansap sattılı. Yani bu hastalık Irak'ta var maalesef. Onun için tam muvatana devleti olmadan Irak hiçbir zaman iklimi devrini arzu ettiğimiz nispetle almaz. Ama bir ölçüde öge atarız, bir ölçüde. Peki ya vasit devre oynayabilir mesela. İran'la Suudi arasındaki olan sorunlar arasında
ki, bunları görüşleri yaklaştırmak için? Valla Afganistan hadisesi herkes uyandırdı. İran da uyandırdı, Suudiyen de uyandırdı. Bütün ülkeleri uyandırdı. Yani bakın, Batı'ya çok güven olmaz, Amerika'ya çok güven olmaz. Bir an için adam koyulu çekiri. Çünkü Amerika'nın Afganistan'da, Amerika el değiştirdi. Yani liberallar da Amerika'nın ilişki içerisindedir. Bu İslam'ın mutatarif grupla da Amerika'nın ilişki içerisindedir. Adamların değiştirdi. Millet zannedir ki Amerika tamam bu da vazgeçmez Amerika. Bir. Ama el değiştirdiği zaman o halk, o rejimde yaşayan insanlar perişan olurlar. Yani der ki başka bir ülkeye teslim etti. Daha teslim etmeyip başka ülkeye. Ve sadece ellerini değişti. Bu elinden tuttum bir Afganistan'ı. Bu elin otuzluğu da bu elini getirdi. Onun için bu büyük sıkıntıdır. Yani Afganistan'da yaşayan sıkıntı Amerika'nın el değiştirmesinden dolayıydı. Başka gruplarını getirdi. Hediye verdi zaten. Yoksa Taliban hediye verildi orası. Bence Taliban öz gücüyle hakim olmadı. Tamam Amerika yoruldu ama Taliban da yoruldu zaten. Taliban da zaten bir kokteyldi. Çok devletlerin de içinde Pakistan olsun. Peki. Başka devletler olsun. Bu Afganistan hadisesi Suudiyelileri uyandırdı. Halici uyandırdı. Şimdi biz bölgesel çalışak. Daha önce bu adamda değil de biz yatak Amerika gel bizi koru. Parasını verir. Amerika heras yapar. Gece bekçisi gibi düşünse var hani. Ferhiz gelse Amerika onu şey yapar. Ama şimdi anladılar ki oraya güven olmuyor. Körfez ülkeleri olsun, Suudi olsun, bu devletler olsun. Artık bölgesel çalışmaya gidiyor. Bölgesel çalışmada da ister istemez Suudi'ye İran ilişkisi biraz düzeli. Türkiye Irak ilişkisi, Türkiye Suriye ilişkisi, Türkiye Irak ilişkisi de gelişebilir. Yani bu gelişmeler ışığında. Peki bu olan bitenler içinde Irak'ın rolü ne olacaktı? Tabii ki biraz daha sergin konuma gelecek. Irak'ı yani han bir şey değil, ne geçen hana benzetmişler. Ülkeler var hani. Girdiler, çıkırdılar, operasyon yaparlar. Şu, çünkü şimdi Irak'ın sistemine de güvenmediler haber üyesinde. Ben operasyon yaparım. Korkular Irak sisteminden sızar. Irak'ın sisteminden sızardı şeye. Onu da haber vermediler. Amerika yaptığı zaman o da operasyonu tek başına yapıyordu. İran'da tek başına, Türkiye'de tek başına. Çok DAEŞ kaynaklı da Suudi'de eğitilen insanlardı. Veya Afrika'nın şimalde eğitilen insanlardı. Suriye'de, Suudi'de o bölgelerde. Tabii yani o bölgelerde. Verilen o vakit o bölgelerde. Onun için daha biraz itibarlı konuma geldi. Ama bu Irak'ı bütün kurtarı bu zirve demiyor. Ama bunların devamı için bir kapı açıldı. Kaldı ki bir de su meselesi var. Yani önümüzde günlerde sıkıntı, su sıkıntısı var. O da görüşecek. Güvenlik birincidir. Ama ikili ilişkide de görüşülecek bölgede. Petrol meseleleri görüşülecek. Yani sadece şeyle güvenlikle sınırlı kalmayacak. Peki Fransa'nın başkanı bu toplantıya katılması ne sıfaydan katılıp bu ne gibi bir rol oynayacaktı? Mesela komşu ülkelerin toplantısı Fransa'nın da başkanı oradaydı. Fransa Gərb adına katıldı. Yani aynı zamanda Amerika adına da katıldı, Gərb adına da katıldı. Hatta bir şey olsun oysa içeride oyun bozanlık yapsınlar. İyi niyetten katılmazlar. Yani bu bölgeye iyi niyetten katılmazlar. Emin olun ki Batı hiçbir zaman bu bölgedeki zirveleri, toplantıda necih olmasını istemez. Gücü yeterse oyun bozanı, gücü yetmese en azından gelişmeleri, zihniyetleri anlar ve bu gibi bir şey yapar o için. Ben onun için iyi niyete bağlamıyorum. İyi niyete bağlamıyorum. Ben. Şu anda yani Fransa'da tam bağımsız bir ülkede dergi. Bağımsız olsa da Fransa Afrika'da neler yaptı? Cezayir'de neler yaptı? Bütün doğru. Afrika'da neler yaptı? Yani bunların hepsinin sabıkası var. Yani bu devletlerin. Milletlerine bir şey diyemiyorum. Fransız milleti. Kardeşimiz milleti, insandı. Hem de kültürlüler, aydınlar. Devlet sistemlerinden bahsediyorum. O devletlerin niyetleri hiçbir zaman iyi olmaz. Zamanında Türkiye, Irak, İran bir pakt kurdular. İlk hilf onu kurdular. Sonradan adımın Hilf Bağdat'ı. Önce Sadabak Parti'ydi. Pakistan da geldi girdi. İngiltere dedi. Ben de gireyim Amerika'ya. Siz haradasınız? Bu bölgeseldi. Bale. Bu Atatürk'ün projesiydi Bağdat Parti falan. Ondan sonra Cumhuriyet olduğu zaman hemen Irak özü çekildi. Paktın da adı Bağdat. Hilf Bağdat. Bale. Yani. Ondan sonra son yıllarda Türkiye'de lağvettiler o zaman. Çünkü merkez de Türkiye'deydi. Bel. Bağdat'ta çektikten sonra merkez Türkiye'ye gelmişti. Yani Batı o zaman bir yere katılı bir adam gönderdi vekaleten hapsin yerine. Çünkü hapsi yukarıda birbirinin
ilişki içerisindedir. O oyun bozanlık da yapsın, gönderebiliyoruz. Güzel. Eğil peki, Bağdat zirvesinden hala ne çıkar ne çıkmaz için o sonra tartışalım bir konu. Geçek biz diğer konumuza, o da seçim konusudur. Bəli. Seçim konusuna geçmeden önce sayın seyircilerimiz bir təqrimiz var. O təqri izleyip daha sonra tekrardan programımıza devam edeceğiz. Sadır Hareketi'nin lideri Muktede Sadır, Irak seçimlerine geri döndüğünü ilan ederek eşsiz bir kararlılık ve kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Sadır, Irak'ta yapılacak parlamento seçimlerine geniş bir milyonların katılımı çağrısında bulundu. Zafer Koalisyonu Sadır Hareketi'nin yaklaşan seçimlere katılma dönüşünü memnuniyetle karşıladı ve dönüşü seçimlere geniş halk katılımına yönelik ulusal bir ivme olarak görüyor. Zafer Koalisyonu ayrıca halka reform ve değişim mümkün kılmak için geniş bir seçim kampanyasına katılmaya çağırarak, komisyonun ve siyasi güçlerin yeteneklerini kullanmaktan uzak, adil standartlara göre adil seçimler yapma taahhüdünün, devletin siyasi paranın ve irade dayatma politikasının gerekliliğini vurguladı. Irak hükümetine yakın bir Iraklı siyasi kaynak, birkaç gün önce Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin ülkedeki yasama seçimlerini planlanan tarihte önümüzdeki 10 Ekim'de yapılmasına olan bağlılığını bırakabileceğini söyledi. Irak'taki Sadır Hareketi'nin lideri Muktede Sadır buna katılmamakta eğer ısrar ederse. 15 Temmuz'da Sayın Muktede Sadır'ın yaklaşan Irak seçimlerine katılmayacağını ve hiçbir partiyi desteklemeyeceğini duyurması dikkat çekicidir. Irak'ta parlamento seçimleri 10 Ekim'de yapılacak, bağımsız yüksek seçim komisyonu sandık merkezlerine bağlı sandık kesin sayılarının belirlendiğini duyurdu. Komisyon seçmenlerin çalışmalarına olan güvenini sarsan ve yaklaşan parlamento seçimlerine etkin katılımı engellemeyi amaçlayan söylentiler, yayan herkese karşı uygun yasal önlemleri alacağını söyledi. Öte yandan Irak Türkmen Cephesi lideri Hasan Turan, Kerkük'te yapılacak erken milletvekili seçimlerinde yeni bir yolsuzluğun önünü açan adımların olduğunu ve bunun Irak'ın çöküşünün ilk kıvılcımı olacağını açıkladı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Birleşmiş Milletler Irak Siyasi İşler ve Seçim Yardımından sorumlu özel temsilci yardımcısı Ingeborg Salron ile yaptığı ziyarete geldi. Turan, UNAMİ misyonunun 10 Ekim'de yapılacak seçim sürecinin başarısında ve Irak halkının isteklerini gerçekleştirmesinde Irak'a yardım etme konusundaki ilgisine övgüde bulundu. Görüşmede bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun seçim sürecinin başarısı için devam eden hazırlıkları ve özellikle Irak seçimlerinin izlenmesine ilişkin 2576 sayılı Güvenlik Konseyi kararı, sonrasında Birleşmiş Milletler'in komisyonuna yardımcı olmadaki rolüne ele aldı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun performansı ile ilgili bir dizi dosya hakkında konuştu ve Türkmenlerin başkentteki komiserler kurulunda veya Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na herhangi bir pozisyonda bulunmamalarının devam etmesinden korktuklarını işaret etti. Turan, bazı komiserler kurulu üyelerinin attığı adımların 2018 seçimlerinde de yolsuzluğun tekrarın önünü açtığını belirterek, bunun Irak'taki siyasi sürecin çöküşünün ilk kıvılcımları olabileceği uyarısında bulundu. Turan, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun Kerkük ofisinin performansı, Türkmen bileşenlerinin marjinalleşmesi yapısındaki denge eksikliği ve buna yapılan partizan müdahaleleri hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkanı BM misyonuna uluslararası sorumluluğundan kaçınmaması ve bundan sonra uluslararası gözlemci sağlama çağrısında bulunurken, özellikle Kerkük'te seçim sürecinin her aşamasında varlıkları önemli bir konu haline geldi. Seçimlerin ciddiyeti ve bütünlüğü için. Sayın seyircilerimiz, programımıza tekrar hoş geldiniz. Programımız devam edecektir. Reis Bey, durağın seçim konusuna, o da ilk başlayan Sadır Harekatı'nın Tayyar Sadır'ın dönmeği seçme. Siz değerlendirirsiniz Tayyar Sadır'ın dönmeği, bu ne şekilde çekilmeleri, acaba ne tazminatlar aldılar, ne şekilde bir çalışma olacaktır. Sözler verildi ki Tayyar Sadır bir tekrar seçme bir de döndü. Tabii dönmesi olumlu bir adımdı. Biz de istedik seçim bir an önce olsun. Ve çekilirken de kimse inanmadı Tayyar Sadır %100 çekili. Dedi bu taktikti.
siyaseti biz taktikler de olabilir. Bunu bir taktik olarak değerlendirdik. Hakikaten de yani Irak'taki insanlar bu gözle bakırdı. Dediler dönerler. Ve o çekildikleri dönemin döndükleri dönem arasında daha fazla seçim işte çalışırdılar. Yani bırakmam. Şimdi ben bir işi vazgeçersem, karışmam dediğim zaman ben. Ve çalışmama ara veririm. Tam tersi. Bir hızlı çalışma süreçleri vardı. Ben. Hayırlı oldu. Hayırlı oldu. Yani partilerin bir taktik yapma hakları var. Bir şey onda diyeceğimiz dahi. Tabii Irak'ta çok tartışılmıyor gruplar arası. Yani liderler arası tartışılmıyor. Bakın Amerika seçimine belirler. Ki liderin açık oturumda katılması, münakış etmesi bu çok etkiler. Doğru. Irak'ta liderler televizyon çıkmıyorlar. Sen Sadr'ı hiç gördüğü televizyonda fazla konuştun, hakim görüştün. Yok. Kerk Mesut görüştün. Yok yani böyle televizyonda birbiriyle münakaşı ederler ya. Veya diye halbusu gibi. Sadece bir demeci verirler. Demeci doğru ya da gerçekler, özel bir programa katılır. Yani, bu çok gerçekler ortaya çıkmıyor. Bu isterdi ki o şeyde gerçek şeyler ortaya çıkardı. Yani böyle karşılıklı görüşmeler. Tabii ki inşallah hayırlı olur. Bizim temennimiz budur. Tabii ki bir de diğerler perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Yani bir çarşamba hava bulutluysa desen perşembe de bulutlu olur. Bel. Yani kuvvetli bir bulut gelmişse. Veya sıcaklı veya farklı bir şey var hani. Biz de bu seçim indirilen belledi. Bu seçimde de yolsuzluk gene olacak. Sahtekarlık gene olacak. Ve bu seçim bir ısmarlama seçim gibi olacak. Tamam biz halkımızda bir katılım başka çağımız yok. Katılacak. Türkmen'e seçimi katmak vaciptir. Ama problem güneyde ne olur, başka yerde ne olur? Onun için bunu gene bir uzlaşı içerisinde bence seçime benzer bir şeyler ortaya koyarlar. Peki o gün özür dilerim. Birleşmiş Milletler'in görüşmemiz oldu burada. Liste olarak görüştük. Birleşmiş Milletler'den de bunu anladık ki burada şahit zur olarak geldiler. Yalancı şahit olarak geldiler. Yani gerçek şey yapmayacaklar. Bir işte 130 tane mürakip getirecek Irak'a dünyadan. Seçim günü burada işe başlar. Neyi anlayacaklar? Biz dedik işraf ilan. Özel diri o mürakip. Irak diri egemenliği, siyadesi olan bir devletti. Ben nece işraf ederim? Ben gözlemci gönderirim seçim günü. İşraf dediğimiz zaman o ameliyani ilk günden, kanunundan, aliyesinden, müfavriyasından, şundan buna. Bizim seçim yüksek komiserliğiyle, Bağdat'ta temsilcimiz yok, Kerkük'teki heykeliye değişsin dedik. Dedik ki Kerkük seçimi iki gün tecil olsun. Niçin? Buradan Bağdat'taki, Irak'taki bütün rakipler Kerkük'e geçiyor. Kerkük özelliği olan bir yerdi. Ben. Allah korusun Kerkük'te seçimde bir sıkıntı çıkarsa bu bütün Irak'a yayılır. Yani biz geçen Etisamha'dan çıktı. Kerkük'ten çıktı. Farklı şeyler çıkabilir. Bu sefer biz Türkmen'de artık tecrübete yol kabul etmeyiz yolsuzluğa. Çünkü tecrübemiz oldu geçen sefer. Bunu kabul edersek bu sefer bizim zaafımızı intihar demektir bizim için. Peki ne yapmamız lazım? Önce Birleşmiş Milletler'i Kerkük'ten çıkartmak lazım. Kerkük'te Birleşmiş Milletler bürosunu istemiyor. Çıksınlar. Bunlar gelipler. Kerkük'te bir seçim yüksek komiserliği değişecek. Yeni baştan bizim Türkmenler'e de başkaları atırı. Bağdat'ta temsilcimiz yok, şunu yok, genel müdürümüz yok Bağdat'ta. Nedir o zaman bizim yetkimizde? Irak şeydi, idari iş gelip siz bilmiyorsunuz burada siyasi bir sıkıntı var. Hiç sen İsveç'te seçime kalsın, Hollanda'da seçime kalsın Birleşmiş Milletler. Bu ülkenin özel şartları var. Doğru. Yani Türkmen'e de uyanın olması lazım. Bu bir yukarıda bir tiyatroda ittifak nece olsa bunlar da yalancı şahitler olur, şahit zürler olur bu gibi muhasseler. Gerektiğinde Türkmen'de bu Birleşmiş Milletler'in Kerkük bürosunun çıkmasını ise hiç Kerkük'te seçim günü çalışmasınlar. Ben. Peki bugün... Biz Dirgozan'ı sayın bel olsun. Kerkük'te elle ve elektronik olsun. Çünkü sıkıntımız var. O gün Maliki de dedi. Maliki Erbil'deki televizyona programa katıldı. Ben dinledim Rudav'da. Ben. Diri bütün sandıklar hem elle hem elektronik olsun. Türkmen bunu ne şeyle dedik. Maliki yeni gidedi. Ben. Demek ihtiyaç var buna. Bir yanlışlık var oldu. Bir yanlışlık var. Bize ikisi de lazım. İki rakam aynı çıkarsa manası o düzgündü. O sandık. Tatmin olduk. Yani memnun olduk. Rahat, emin olduk neticede. Doğru. Şimdi şüphe üzerine kurulan bir devlet vatandaşa şüphelendi. Vatandaş devlete şüphelendi. Partiler o bir partilere şüphelendi. Şüphe içerisinde bir seçim havası
doğru da ki ben onun için Türkmen halkında dedik ki lütfen bu sadece partilerin işi değil, bu millet meselesidir. Düzenli bir şekilde düzgün adaylara gidin, oyunuzu verin ve seçime katılın. Sadece siz değil. Başka milletler de yakın eylem, zülden gelsin, Türkmen adayını versin. Çünkü Türkmen Kavuk'ta eğer balans olmazsa Kavuk, üç kavmiyet arasında balans olmaz, denge olmazsa Türkmen günden güne kaybeder, erir gider. Onun için bu balansı sağlamak zorundayız. Bence barış seven Kürt, barış seven Araplar da gerek Türkmen'e biraz yardımcı olsa. Çünkü bakın, yüz binlerce Arap, yüz binlerce Kürt Kavuk'a getirildi. Biz Türkmen getirmemişiz. Bu haksızlık bize zaten yapıyor. Yani şu anda bir oyun oynuyorsan, sana 0-1 galip baştan verebilir. Sen mağlup verir, olan galip verir. Nüfus üzerine. Bir de onun üzerine yolsuzluk olacak. Biz 10 için dedik ki özel bir yasa çıksın. Eşitlik esas üzerine. Bir 2 sene olsun ne olacak yani? 4-4-4. Peki bugün Türkmen harekatı ya da Türkmen halkı ne şekilde bir yol kursular ki bu işten zararlı çıkmamak için? Türkmen partileri şu anda birisi hepimiz bir liste oluşturduk. Arap Türkmenleri Birleşik Arap Türkmenleri listesini oluşturduk. Cephesi listesini oluşturduk. Tabii ki bu liste için şu ana kadar yeterli bir şey olmadı. Yeterli bir reklam olmadı. Sadece son ayı bekledik yani. Çünkü birisi baştan olduğu zaman sonda insan işleme şansı olmuyordu. Bu partiler birisine güveni yoktu, ikisine güveni yoktu. Ey Türkmen vatandaş, üçüne yok, dördüne beş. Sonra önce mana var idi. Türkmenler ayrı ayrı. Tabii. Şimdi mana kalmadı. Diyebilmesen de bu 9 partisinin birisi iyi değil. Böyle diyeyim, böyle değil. Onun için halkımız seçime geçsin. Ve partiler gerekirse mahalle, liste olarak, komite koyarak, mahallede insanlar biz yaparak seçime. Gençlerimiz, her mahallede insan bilir hangi evde ne kadar seçmen var. Öz mahallenin içine komite kurak. Yazdan daha ki. Mesela burada bu komite kurursan sen göndersen tavuk da iş yapsın. Yok. Tavuğun öz mahallelerinden ayrı ayrı. Ya içi de ayrı. Bu tarafta ayrı. O insanlar artık seçimi kabul edip bazen tembellik de var gitmeli. O tembellik ortadan kalkar. Üzüze bakar utanmalar olur. Seçime katılmayan haksız Türkmen varsa inanın Türkmen'e kurşun vurur. Katıl. Ben katil ile git bu adaya ses ver demirim. Ben. Ama katil ben Türkmen'e kurşun vurur. O bir milletlerin Türkmen'e kurşun vurmasından daha ağırdı bu. Bu daha ağırdı. Peki. O birisi de bize münafese edin. Sen öz milletine nece münafese edesin? Onun için insanları seçime gitmek zorundadırlar. Seçime katılmak zorundadırlar. İnşallah bu biraz müddet kaldı. Bu müddet içerisinde listelerini tanıtmaya ve listelerin adaylarını gerçek anlamda tanıtmak zorundayız. Onlar için ciddi bir reklam yapılması lazım. Televizyonlar gerek bunu yapsınlar. Televizyonlar buna karışmam, tarafsız dememesi lazım. Yani burası bir devlet televizyondu ama devlet bu yani Türkmenler için. Böyle diyeyim, böyle dahi. Türkmen zaten adayı varken istedim. Sen gelip Türkmen olmayan adayı mı hizmet edeceksin? Aslında bu olmaması lazım. Türkmen arayına. Devlet her milletçi televizyon kurdu. Onun da öz televizyonu, öz adayına hizmet ediyor. Doğru. Her dilden televizyon şebekede. Belli. Şebekte alemde her dilden televizyonlar var. Siryancı olsun, Kürt olsun, Türkmancı olsun, Arapça olsun. Her dilde var. Peki Türkmenlerin seçimden nece bir korkular var? Sonunuzun yani korkusu ne şekilde? 2018'deki olacak yoksa ondan biraz daha az olacak? Ne şekilde bir oyun var? Ben tahmin ederim ondan tabii daha az olur. Şeyde oyunları. Bugün şart 2018'den daha da uygundu bizim için. Nişi daha uygundu. Böyle bu kanun çıktı aleyhimizeydi kanunca. Daha aleyhimizeydi ama şartlar daha uygundu. Yani Türkmen iyi çalışsa inan kâhütte dördünü de kazanabilir. En merkezde, ikinci bölgede dördünü de kazanabilir. Güzel. İyi çalışmasa da üçünü kazanabilir. Çok zorlanmaz. Çünkü karşı gruplarda da bölünme çok çoktu. Aday sayısı çoktu. İster istemez bizde de aday sayımız çok, karşı taraf için bir olumlu noktadır. Karşında aday sayısı çoksa bizim için olumlu bir noktadır. Kaldı ki bugün mesela PUK'ta, YKT'de sıkıntı var, idare bir sıkıntı var. Burada Kürt toplumun siyasi motoru kimiydi? YKT'ydi. Siyasi sıkıntı burada moral bozukluğu da yapar. Özlerimin farkındadırlar.
Ve bu moral bozuluğu koyar ki bir sıkıntı olsun, çok kötü ikbal etmesin seçime. Öz kendi arayırlandı, kendi arayırlandı. Tabii bize ne desem, parti de zaten gelecek, o da makalelerine gelecekler. O yazdaki de geç, Sahat Ömeryan'daki makalelerine gelecekler. Biz diyoruz ki her partinin, Irak'ın her yerinde, öz binasında, öz binasında makarışma hakkı var. Onlar hoş geldiler, sefer getirdiler. Ama medenice bir silahların gölgesinde de değil. Medenice bir siyasi hayatın burada yürütülmesi faydalıdır. Peki bu seçim hani 24 saat sonra neticeler ilan oldu, sonuçlar çıkacaktı. Bu bir itminan vermir siyasi kitlelere ki oyunlar olmasın seçim içinde? Vermez. 24 saat çok büyük zamandı. İlk 1 saat, 1,5 saate çıkarsa itminan verir. Türkiye'de belaydı. Dünyada elektronik yoktu. Her yerde elden sayarlar. Elden sayarlar. Bizim geldiler hatta oyun yapsınlar. Biz farkında değildik. Zannettik iyi niyetten getirdiler. Kontrol edebilmirler. Onun için getirdiler. Ama şimdi farkı çıktı. Çünkü bu Havuca tarafında bazı köylerde neçe çıkırdı katılım oranı? %100. Doğru. %100 şey çıktı. Yani bütün pusulaları doldurdu, atırdı. Oradaki insanlardan sonra katılım oranı %10 civarında bile derdi. Çünkü öz işlendirdi. Ama %100 pusulayı şey atırdılar. Onun için de bunu elektronik yapak biz de uygun gördük. Dünyada elektronik şey de yoktu. Şimdi Türkiye'de elden sayarlar. İnanın 2 saatte bütün Türkiye belli oldu. Öz zaten biz televizyonda 2 saat telegramlık. Partiler bunu yarım saat telegramlar. Her sandıkta mürakibi var. O saymak yarım saat fazla değil en fazla. Doğru. Bu 24 saat dediği zaman çok çok büyük oyunlara mecel veriyor. Doğru bir şey değil 24 saat. Peki ne şekilde bir sistem olsa Irak'ta itminan verdi. Bunun önce de elle sayılırdı ama aynı sıkıntılar var idi. İkisi birlikte. Elle sayılmak ve de elektronik. Aynı. Mesela diye Havucan'ın filan şeyde. Ve Kore Bazar, Mısala'da. Ve Kara İncir'de. Hem elle çıkan sayılar ayrıdı, hem şeyler aynı olduysa elektronik manası doğrudu. O da hiçbir tarafta. Bizinde mesela çıktı, şu parti 8 oy alıptı. O bizinde aynen parti çıkıptı 15 oy alıptı. İkisinde birisi yanlıştı. Ekit. Ama ikisinde de 8 çıkarsa, bütün partiler çıktı, bir tek bir partiye kastetmiyorum. Manası doğrudu. Peki, ben özümden mi severim? Şimdi o vasitede birkaç sandık elden saydılar hani. Mahkemenin şey oldu. İmam ilan eden ses 17 idi. Elden sayıda 300 küsur çıktı. Bu sadece Mehmet Ağabey. Mutlaka rahmetli Enver Bey'e de belaymış. Hasan Turan Bey'e belaymış. Mutlaka Amerika Yankı da belaymış. Yani sadece Mehmet oldu bu anlamda değil mi? Doğru. Ama o zaman bazı Türkmen kardeşlerimizin işine geldiydi bu şekilde. Çok hamaset edildi de bir şey sayılmasın. O sayılmasın diyenler her Türkmen o yolsuzlukta bulaşmıştı. Açıkça değiller. Hatta özler der ki komşuları da bile tehlike edildiler olay sayılmasın. İşte biz kazanmıştık bak sen dediğin zamanı birden Türkmen kazanmıştı diye. Biz geçen 2'ydi şimdi 3 olduk. Onda da 30'muştu. Ahirke kimdir onda 30'muştu? Tamam. İndi 30'umsan onda da 30'umsan. Bir talebe sınıfı geçmek için dersten 50 alması lazım. 10 olsa, 20 olsa, 30 olsa, 3'ünde de 30'umsan sen. Tamam doğru. Yani ölçü değil ki bu. Ben. Peki Türkmen Hareketi bugün de nasıl seviyedeydi? Ne şekilde bir yapı ister ki dönsün bir de caddeye, sokağa, milleti bağlasın özüne? Önce Türkmen Hareket özünü tanzim etsin. Sonra millete güven versin. Özünü tanzim etmez mutlaka bir merkez kararı olsun. Merkez karar. Merciiyesi olsun. Ben. Şimdi şey arkadaşım merciileri var. 5-6 adam merciileri. Beraber değil mi? 5-6 insan. Kötü kardeşlerimiz de 5-6 insan merciileri. Tabii ki merciiyet tek bir parti olmaz. Ne Kürt'te, ne Arap'ta, ne Sünni'de, ne Şia'da. Bir grup, kokteyl olur. Var abi. Bizimki bir merci olması lazım. Bu da biz merkez karar dedik. Karar merkezi. Yani kararlar oradan çıkar. Stratejik kararlar. Daha ki basit basit kararlar. Var hani. O her parti serbest öz işinde. Ama millet kararı oradan çıkması lazım. Biz inşallah bu liste zaman içerisinde Türkmen'in çatısı olur, merciyası olur. Bu karar parti var. Fazla yoktu. Hapse buna girip yeni bir nizam dahilinden bir şey nece toplandı, nece karar alındı. Bir iş tüzükten
bunu bir məcəyi hana dönüştürebildik. Buna karşı çıkan her Türkmen istedir Türkmen utursun, özü kazansın. Bazı Türkmen var, leş karğası kimindir. Fovdadan beslenir. Yani böyle siyasetçi de var. Siyasetçilerimiz hepsi dürüst değil. Doğru. Ne Kürt'ün bütün siyasetçiler dürüstü, ne Arap'ın, ne Şia'sın, ne Sünnüs'ün. Türkmen de bütün siyasetçi dürüst değil. Öyle siyaset var, siyasetçi var ya da, sözde siyaset, çok da tasadüften de gelipti, var anı. Hakikaten en büyük düşmanı Türkmen milleti mutlu olmazdı. Hakkıttı, öz kavmiyetine hakkıttı. Bu başka milletlerde de var böyle. Sürekli düşmanı iş bile yapır. Bes özü yaşasın. Çünkü millet oyansa, şimdi millete bir televizyon vardı, adı demeyeyim şimdi. Milleti takdir etti yıllardı, uyuttu. Millet oyansa korkarlar, hesap sorulur. Niçin Nasir'i hak uyandı baba? Niçin Kerkük'te Türkmen iş vermezsin? Gün geldi telafet Türkmen'de uyanır, Kerkük Türkmen'de uyanır. Ve bu insanların da başını ezer. Siyasetçi olsun, televizyoncu olsun, iş adamı olsun veya sahte din adamı olsun. Türkmen'de de iç mücadele şarttı. Nece Arap'ta, Kürt'te varsa. Ama bunu biz medeni bir şekilde halletmek isteriz. Biz dedik ki milletimiz oyanmadan öz özümüzü düzelttik. Hatta uyandığı zaman artık milletin yapabileceği bir şey olmasın. Favda olmasın, kaos olmasın. Düzen içerisinde değişim olsun. Değişim olmasa gelişme olmaz. Şu anda biz indiki konunun Türkmen hareketi hiç memnun değiller. Millet de bunu sormasın, partilere yüklüyor. Ekit. Partilere yüklüyor. Doğru. Onun siyasi için her parti önce özünü düzeltsin, sonra her parti katkıda bulunsun. Bu çatının günden güne güçlü olmasın. Der ki çatıyı kırsın. Çatı kırmak şu anda hainliktir. Yani bu listeni bozmak, listeni kırmak hainlikle eş değerdi bence. Ona eşit. Peki bu projenin ne zaman hayata geçireceksiniz? Yani böyle bir fikir var, yapılacak, yakındadır. Özümüz yani bu partiler... Vallahi biz parti olarak, ben de şahıs olarak bu konu çok işledik. Başka partilere baktım aynı görüşler, çok aynı görüşlerdi. Bazı sükut oldu. Sükut olan hesabı şeydi, tersdi, korkusundan diyebilmedi. Yıllarca Türkmen Meclisi dedi kaçırsın, hatırsan. Bir kuruluş vardı, sükut oldu. Mecbur sonradan da adam da katardı. Sonra giderdi, o adam nece indi Fransa geldi bu zirveni bozsun. Onu da adam bir şekilde, gerçi bozabilmezdiler ama komşuları devreye sokardılar, dostlarımız devreye sokardılar. Türkmen öz kuruşuna Türkmen'e uğradılar. Niçin? Şahıslar, büyük avantaj, imtiyazat var. O yesinler, bu hainlik başka şey değil. Artık biz de uyandık, millet de uyandı. Biz gerçi görürdük bunu. Ama utanırdık, demedik, şey olmasın, bu olmasın. Artık bugünden sonra WhatsApp'lar çıktı. Şimdi biz çok az konuşuruz. Allah şahit, konuşanların %90 bizimle alakası yoktu. Ama o şeyleri ortaya atırla biz sorkoş olduk. Kara para ortada dolaşır, onamını satın almak, vicdan alırlar, kalem alırlar, Facebook'ta yazanlar. O yazıda var hani. $1000 alır baksın aylık adam. Obisi $500 alır, obisi sene göre, adamına göre. Bunun üzerine indi bir sektör çıktı Türkmen'de. Para alır bu alçak bazı adamlardan. O parayla millete daha da fazla bölür. Kötü için daya edilir. Daya etmiyor, iyileri kırır. Aynı olmak şeye geldi. Doğru. Peki dediğiniz bu merkez, ki merkez karar Türkmen Meclisi seviyesinde bir şeydi yoksa başka bir şeydi? Türkmen Meclisi'ne de ihtiyaç var. Türkmen Meclisi'ne ihtiyaç var ama Türkmen Meclisi gerek madde 125'e göre, düstura göre bir kanun teklif eder bu Türkmen Meclisi'ne. Çünkü düstura göre bizim siyasi hakkımız var. Meclisin de siyasetin de bütün yeri gideceği yer itecek meclisti. Bana mı sana bu düstur bu hakkı veripti madde 125'te? Bir meclisin kurmak kanun teklif edebilir. O çıkar. Ondan sonra gerçek bir Türkmen için bir müfavadaya da kurarsın seçim malı. Resmi bir şekilde bir meclis kurdu. Ha tabii o şekilde. İndirince şura kurulsun diyorum. İndirince. Mesela Telafer'in şurası, Karatepe'nin şurası, Yaçın'ın şurası, Duz'un şurası, Kerk'ün şurası, Ebir'in şurası. İl şurası ayrıdı. Nece meclis muhafazadı. İlçe şurası ayrıdı. Ben. Meclis kada gibiydi. Meclis nahiye gibi. Her yerde şura kurulsun. Ama o bölgede yaşayanlardan. Ama belli muhasefatı olsun. Bu şura intihabetten gelmez. İhtiyardan geldi. Belli muhasefat koyacaksan ihtiyardan geldi. Irak'ta
Meclis hüküm neden geldi? İntikabattan geldi? Yok. Yok. Meclis vatanı, o da intikabat olmadı. İkisi de ne oldu? İhtiyardan geldi. İntikab daha sonraki merhalelerde olur, seçim. İlk aşamalarda zaten belirlemekten olur. Ama bunları belirleyen komisyon, uzman komisyonu olur, vicdanlı olur. İşin çok hesabı olmaz. Özde adayı da gibi bir yerde. Veya da şura mürek kurar. Bu şuraları indirecek o halkı temsil edilir. Hareketimizde temsil eden bu çatı olsun. Bu çatı. Ben. Ve karar merceğimiz çatı olsun. İyi bir tensikten çalışsa zaman içerisinde biz meclis koyuyoruz. En üst şey o zaman meclis olur. Yani biz bu çatı dirik en üst anlamda da şu anda. Bir karar merkezidir. Bale. Karar merkezidir. Bunun aliyası da ve Irak'ta kimse karşı çıkmıyor Türkmen'e. Hiç kimse demezsin. Valla bana Arap karşı çıktı, Şia karşı çıktı, Kürt karşı çıktı. Türk filan Sünne karşı çıktı. Yok böyle bir şey. Peki sorun ne Herdağ'da? Yani bizde müşkül ne? Çünkü hakkımızı istediğimiz hepsi karşı. Hakkımızdan fazlasını istesen karşı çıkıyor. Çünkü ben hakkımdan fazla istesen manası senden çıkıyor o. Bale. O tabi bir şey var. Benim hakkım asıl. Tabii. Herkes öz hakkını istediği zaman. Düstur bu hakkı verir bize. Düstura da hapsi, geçip bu düstur. Kimse de bu şeye karşı çıkmaz. Bizim öz içimizde denen bazı tüfeğli var. Parazit insanlar var. Buna beslenen dedikodu çıkardılar. Bence çok tanıdığım insanlar var. Hazreti Kavik'te bir Kürt Türkmen gerginliği çıksın. Kürt Türkmen yaralansın. Ortada göz çıksın. Ondan sonra bir şeyler aksın ortaya da. Yani böyle bir şekilde. Bunun üzerine rızıklanan insanlar var idi. Maalesef. Leş kargalar var. Türkmen'de de var tabii. Tabii. Her millette olur, bizde de var. Peki bu merkezin kurmak için halen bir karşı çıkan tarafları vardı ki kurulmasın. Yok. Meclise de çıkmadı ama engelli. Nece engellediler? Oyunla. Bu da daha indi bizim telaffuz ederek kimse yok demir. Kimse yok demir. Seçimden sonra esas şu anda biz bütün şeyimizi seçim odakladık. Bale. Seçim odakladık. Daha fazla da biz Hasan Bey kardeşimize işi ona yükledik. Dedik o götürsün. Çünkü her kelleden bir ses çıkarsa kritik bir dönemdeyiz. Buyurun dedik. Biz bu şeyleri yetkini şunun hepsini sana veririk. Sen bu hepimizin yerine yerirt. Hatta yani bir ortada şey kalmaz. Biz destek yoksa. Dedik ne yaparsa biz destek. Güzel. Evet, bizi çağırdığı zaman tabii biz de görevi. O gün çağırdılar mesela dediler. Listenin toplantısı ve birleşme etlerine gittim ben. Doğru. Evet. Peki o toplantıdan Birleşmiş Milletler'in sizlere bir herhangi bir konuda size söz verildi? Hiçbir konuda söz vermedi. Yani sadece görüşek dediler bir daha. Görüşü uzandır o kadar. Evet, o kadar görüşmüz var. Bir daha tekrar görüşek. Çünkü biz isteklerimiz oldu o zaman. Ciddi isteklerimiz oldu. Ama yaklaşımlar üzerinden belli. Diyorlar hani Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli oldu. Belli. Bu görüşmeden belliydi bunlar ne yapacak. Onun için diyorum Birleşmiş Milletler bürosu kalkıp kalksın istemiyoruz. Güzel. Peki Dönağ'ın esas bir mevzuumuz daha var. O da Irak'ın zirvesiyle ve seçimiyle etkileyen bir konu. O da Afganistan konusudur. Bel. Afganistan'da bu değişim olduğu zaman bizim Irak'ın içine ne şekilde etkileyecekti güvenliğine ve komşu ülkelere bu tegir sıraya bir şekilde ne kadar ne şekilde bir mesaj verir Irak'a? Tabii ki Afganistan sadece Irak'la ilgili değil, bütün bölgeyle ilgili. Yani dünyayla da ilgili büyük bir hadiseydi. Bu bir Amerika'nın işi dediğim gibi ellerini değiştirdi, bu elini değiştirdi, bu elini getirdi. Ben. Çin'e karşı. Tabii ki Çin'e karşı demek ki Amerika bir artık bir harekete geçecek. Amerika da harekete geçmesi için buradan çekilmesi lazım. Bu bölgelerden var hani. Bale. Yani eski üslubu görünüde çekilmez. Yani görünüde çekilir ama fiilen çekilmez. Ama eski üslubu kalmaz artık. Yani güvenlik işine, askeri işine, şu işine. Siyasi, iktisadi şeyler. Bazı adamlar üzerine bazı şey yapabilir var hani. Bale. Çekilmesi nisbi olur. O gene bizim kârdı. Yani Afganistan hadisesi Irakçı kârdı. Türkiye'de de kâr olabilir, İrançı da kâr olabilir. Zarar da olabilir İran'a. Oradaki peki İran'a kanşer kullanılabilir Afganistan? İhtimaldir ama şu İran Çin'den dolayıydı. İran esas Amerika'nın birinci şeyi derdi hedefi. Çin'di. Ama İran Çin'den büyük müttefak içinde olunca İran onun ayağına, Çin ayağına da şey yapar. Bu mücadele devam edecek. Yani dünya liderliğine Çin'den Amerika oynuyor şu anda. Ben. Bu mücadele devam edecek. İran'da Çin tarafına yer aldığı için
açı bir şey. Mesela Türkiye iki tarafın alakasını yedirir. Ama İran, Amerika mevkuf alıp, Çin'le daha yakın ilişkilerdir. İran'a belli bir zarar olabilir, olmayabilir. Yani siyasette yarın ne olacağı belli etmir. Belli. Onun için meçhuldü. Ama Irak için inşallah hayır olur. Çünkü Amerika'nın İran'da bu askeri varlığı yoktu ki. Doğru. Ama Irak'ta var. Yani üstleri var, Amerika'nın askerleri var. Girir, çıkır, geldi. Bunların çekilmesi bizim için doğru iş olur. Zaten böyle bir ittifak da oldu çekilsinler. Doğru. Hem yani böyle bir şey de var. Eylül ayında galiba 11'de çekildi. Belli. Bu şeydi ama bu çekiliş Irak'ı güvenlik nahiyesinin etkiler. Çok faydası olur. Faydası olur. Çünkü emin olun ki o terör örgütleri bir kısmı o karanlık işlerden beslenirdiler. Irak'a çok faydası olur. Ya Irak uçak kaldırabilmedi. İle şeyden, şeyin programdan vize almazsa. O üstlerdeki şeyden vize almazsa. Bugün artık helikopter kadar önemli bir şey yoktu. Helikopterden sen terör örgütlerinin bir elini kırırsan. Belli. Sonunda Daesh nece bitirdiler? Yer askerden ziyade helikopterden bitirdiler. Doğru. Uçaktan bitirdiler. sen uçağı kaldırdığı zaman daha rahat bitirirsen bunları. İnşallah. Hayırlı olur bizim memleketimiz de. İnşallah. Temennimiz budur. Bəli. Barış olur, huzur olur memleketimizde. İnşallah. Rəz Bey, sizden teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Çok sağ olasınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar karşınızda olalım. Hoşça kalın.